TRT Diyanet'ten hayırlı sabahlar, hayırlı haftalar efendim. Ben Fatih Şahin. Bugün 14 Mayıs Pazartesi. Yurtta ve dünyada yaşanan gelişmeleri ve gazete başlıklarını bu önümüzdeki yarım saat süresi boyunca sizlere aktaracağız. Sizler de sosyal medya hesaplarımızdan ve WhatsApp hattından tüm soru, görüş ve önerilerinizi bizlerle paylaşabilirsiniz diyelim. Ve günün gelişmeleriyle gündeme başlayalım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İngiltere'de Türk-İngiliz Tatlı Dil Forumu'nun kapanış programına katıldı. Forumda konuşan Erdoğan, DAEŞ'ın terör örgütü olduğunu vurguladı, İslam barış dinidir mesajı verdi. Erdoğan, İngiltere'ye gidişi öncesinde ise Atatürk Havalimanı'nda gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İngiltere yolculuğu öncesinde Atatürk Havalimanı'nda habercilerin gündeme ilişkin sorularını cevapladı. Erdoğan, habercilere Suriye'deki gelişmeleri de değerlendirdi. İdlib'deki gözlem noktamız 12 olacak, dedi. Biz terör örgütüyle mücadelemizi verdik, veriyoruz. Bundan sonra da vermeye devam edeceğiz. Afrin, bunun en güzel örneğiydi. Cerablus bunun en güzel örneğiydi. Ve bundan sonraki süreçte de o terör koridoru olarak oluşturulmaya çalışılan malum en doğudan en batıya bölgeyi zaten kontrolümüzün altına aldık, alıyoruz. Ve Afrin'den sonra İdlib'deki gelişmeleri zaten biliyorsunuz. Yani şu anda 10 gözlem noktası elimizin altında bizde ama orada şimdi 11-12 var. Onları da bu hafta içinde bitirip böylece 12 gözlem noktası da kontrolümüzün altına girdikten sonra İdlib'le ilgili sıkıntılar da büyük oranda halledilmiş olacak. Erdoğan faiz oranlarının indirilmesi konusunda çağrısının devam ettiğini belirtti. Benim faiz konusundaki kanaatlerimi biliyorsunuz. Oluyor, olacak. Hele hele 24 Haziran'dan sonra bunun şekli de, bunun oranı da çok daha farklı bir şekilde gelişecek. Çünkü ben faizi her türlü ekonomik alanda kötülüğün anası babası olarak görüyorum. Bunu bir defa başarmamız lazım. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İngiltere'de Türk-İngiliz Tatlı Dil Forumu kapanış programına katıldı. İki ülke arasındaki ilişkilerin önemine değindi. DAEŞ'ın terör örgütü olduğunu vurguladı. İslam barış dinidir mesajı verdi. DAEŞ'ın İslam devleti olarak adlandırılması son derece yanlıştır. Çünkü DAEŞ en büyük zararı Müslümanlara veren, masum Müslümanları katleden eli kanlı bir çetedir, bir terör örgütüdür. İslam lafzının kökünde barış vardır. İslam, silm kelimesinden gelmektedir ki, silm barış anlamına gelmektedir. Bizim dinimiz barış dinidir. Kardeşlik dinidir. Birleşik Krallığın pek çok Müslüman vatandaşıyla, çok kültürlü, çoğulcu yapısıyla diğer müttefik ve dostlarımıza kıyasla bu konuda bizi daha iyi anlayabileceğini düşünüyorum. Şunu samimiyetle söyleyebilirim ki, Birleşik Krallık ile özellikle terörizmle mücadele alanında yürüttüğümüz işbirliği diğer ortaklarımızla kurduğumuz mekanizmaların çok çok ilerisindedir. Erdoğan, İngiltere'nin FETÖ ile mücadele konusunda verdiği desteğe de teşekkür etti. İlişkilerimizi yakınlaştıran bir başka önemli husus ise Birleşik Krallık'ın FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişiminin ardından ülkemizle gösterdiği samimi dayanışmadır. Bunun için de özellikle Elena çok teşekkür ediyorum. Hemen bizi araması, hemen gelmesi bundan dolayı teşekküre şayandır. Türk demokrasisini, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni, seçilmiş hükümeti ve doğrudan şahsımı hedef alan bu alçak darbe girişiminin ardından ülkemizde sergilenen dayanışmayı asla unutmayacağız. Birçok Batı ülkesi bu hain saldırıyı kınamaktan dahi acizken İngiliz makamları anında gerekli destek açıklamalarını yaptı
ve demokrasiden yana tavrını koydular. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş İstanbul'da dün sabah namazında gençlerle buluştu. Fatih Camii'nde sabah namazı kıldırdı, ardından da müminlere birlik, beraberlik ve kardeşlik mesajı verdi. Başkan Erbaş İstanbul Üniversitesi'nde de mezuniyet törenine katıldı. Kur'an-ı Kerim okundu, dualar edildi. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş sabah namazında gençlerle bir araya geldi. Bu anlamlı buluşmanın adresi İstanbul'daki Fatih Camii'ydi. Diyanet İşleri Başkanlığı'nca başlatılan ve İstanbul İl Müftülüğü'nün her pazar farklı bir camide gerçekleştirdiği cami gençlik buluşması için müminler camiye akın etti. Namaza İl Müftüsü Hasan Kamil Yılmaz da, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın oğlu Türkiye Gençlik Vakfı üyesi Bilal Erdoğan da katıldı. Ve insan sadece bedenden ibaret değildir. Namazı Diyanet İşleri Başkanı Erbaş kıldırdı. Namazın ardından Erbaş, müminlere birlik, beraberlik ve kardeşlik mesajı verdi. Yüreklerimizin toplu vurması lazım. Tıpkı birlikte rükuya gittiğimiz gibi, birlikte secdeye gittiğimiz gibi, yüreklerimiz kardeşliğimizi haykırmalı. Birliğimizi, beraberliğimizi haykırmalı. Yüreklerimiz hep birlikte vatan aşkı için vurmalı, millet aşkı için vurmalı. Ezan aşkı, bayrak aşkı için birlikte vurmalı yüreklerimiz. Tefrika girerse birliğimiz bozulur, gücümüz gider. Rabbimiz öyle diyor. Eğer birlik, beraberlik olmazsanız, aranıza tefrika girerse gücünüz kaybolur diyor. Gücümüz kaybolursa millet olarak büyük sıkıntılar yaşarız. O yüzden bu birliğimizi, beraberliğimizi bir nimet olarak kabul edeceğiz. Erbaş, gelecek nesillerin yetişmesinde ve kişiliğin oluşmasında en büyük görevin anne babalara düştüğünü söyledi, uyarılarda bulundu. Çocuklarımız, gençlerimiz bizim için çok önemli. Gelecekte geleceğimizi kendilerine emanet edeceğimiz en önemli varlıklarımız. Bu yüzden onların dinlerini muhafaza etmemiz lazım. Akıllarını muhafaza etmemiz lazım. Yani zarurati hamse dediğimiz beş şey var ya, dini muhafaza, aklı muhafaza, nesli muhafaza, nefsi muhafaza, malı muhafaza. Bu beş önemli muhafaza edeceğimiz şeyi hiçbir zaman aklımızdan çıkarmayacağız değerli kardeşlerim. Çocuklarımızın dinini muhafaza etmemiz için eğitimlerine dikkat edeceğiz. O yaşlarda, yani küçük yaşlarda neleri öğrenmesi gerekiyorsa onları öğreteceğiz. Onları öğrenmeleri için elimizden gelen gayreti göstereceğiz. Türkiye Gençlik Vakfı üyesi Bilal Erdoğan da imanlı gençlerin yetişmesinin önemini vurguladı. Bizi inancımız, imanlı oluşumuz yüzlerce yıl şerefli kıldıysa, güçlü kıldıysa, gelecekte de bu milletin güçlü olması hem bu ümmetin ümididir ve bu ümit de işte bu inançlı gençliğin yaşaması, çoğalmasıdır. Etkinlik dualarla sonlandı. Ülkemiz hakkında, milletimiz hakkında fitne ve desiseler planlayanların fitne desiselerini kendi başlarına mahkûs eyle Rabbim. Başkan Erbaş, İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nin mezuniyet törenine de katıldı. Erbaş, yeni mezunlara nasihatlerde bulundu. 5 yıl boyunca çalıştınız, gayret ettiniz. Ulûm-u İslamiye'den pek çok bilgiyi bilgi dağarcığınıza koydunuz. Yine sosyal bilimlerden pek çok bilgiyle mücehhez oldunuz. İnşallah bundan sonra artık bu bilgiyi insanımıza, toplumumuza
ulaştırma zamanı geldi. Belki Diyanet İşleri Başkanlığı'nda çalışacaksınız. Belki Milli Eğitim Bakanlığı'nın çeşitli okullarında görev yapacaksınız. Belki akademisyen olacaksınız. Üniversitede bir kürsü sahibi olacaksınız. Ama nerede çalışırsanız çalışınız, üniversitede elde etmiş olduğunuz yeterlilikleri daha da artırarak görevinize başlayacaksınız. Camiler hayatın merkezinde olacak. Çocuklardan kadınlara, engellilerden yaşlılara kadar toplumun her kesiminden insan camilerde kolaylıkla ibadetlerini yapabilecek. Bu kapsamda Kayseri'de cami planlama ve tasarım projesi ikinci çalıştayı başladı. Çalıştayın açılışında konuşan Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, camileri imar etmenin sadece inşa etmekten ibaret olmadığını, birçok sorumluluğu da beraberinde getirdiğini belirtti. Çocuklardan kadınlara, engelli bireylerden yaşlılara kadar 7'den 70'e her mümin camilerde rahatlıkla ibadetlerini yapabilecek. Camiler aynı zamanda sosyal ve kültürel mekanlar haline gelecek. Tüm bunların yapılması için camilere standartlar getirilecek. Diyanet İşleri Başkanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve Gazi Üniversitesi işbirliğiyle yürütülen cami planlama ve tasarımı projesinde sona yaklaşıldı. Cami planlama ve tasarım projesi ikinci çalıştayı Kayseri'de başladı. Kayseri Dini Yüksek İhtisas Merkezi'nde düzenlenen çalıştayın açılışında konuşan Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, şu ana kadar yapılan camilerin birçoğunun estetikten yoksun, depreme karşı dayanıksız ve işlevsellikten uzak olduğunu belirtti. Sorunlu yapıların olduğunu görüyoruz. Diğer taraftan hızlı kentleşmenin sebep olduğu çarpık yapılaşma cami mimarisini de olumsuz etkilemiş, camilerin nüfus oranına göre dağılımında ciddi dengesizliklerin ortaya çıktığı görülmektedir. Yeni cami tasarımıyla camilerin toplumun her kesimine hitap edecek nitelikte olması gerektiğini aktaran Erbaş, camilerin herkesin rahat ve huzur içerisinde ibadetini yapabileceği şekilde düzenlenmesini sağlamaya çalıştıklarını söyledi. Cami ve mescitlerin deprem, yangın ve sel gibi doğal afetlere karşı yeterli, ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak tasarlanmasını, bulunduğu coğrafyanın iklimsel özelliklerine göre bitkisel peyzaj düzenlemeleri yapılarak çevresiyle beraber yaşayan ve yaşanılabilir mekanlar haline gelmesini istiyorum. 3 gün sürecek çalıştayda mimar ve mühendisler, geleneksel sanatlar alanında yetkin uzmanlar ve sivil toplum kuruluşları temsilcileri camilerde günümüz ihtiyaçlarına göre yapılması gerekenleri konuşacak, camilerle ilgili sorunlar ele alınarak çözüm yolları üretilecek. Evet, bugünün gazete başlıklarına bakalım. Vatan Gazetesi ile başlıyoruz durumumuza. Kesinlikle af yok, biliyorsunuz Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli bir genel aftan bazı kesimleri, bazı suçu işleyenleri bir kenara koyarak bir genel af talebinde bulunmuştu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kesinlikle böyle bir çalışma gündemimizde yok dedi. Bu konuda bugün Vatan Gazetesi'nin manşetinde çocuk istismarı, tecavüz, kadın katiliyle terör dışındaki mahkumlar için af öneren Bahçeli'ye Erdoğan karşı çıktı. Şu anda gündemimizde kesinlikle yok. Bahçeli'nin af çağrısına önceki gün Başbakan Yıldırım olumsuz yanıt vermiş. Hükümet olarak bizim gündemimizde teröristlere asla ve asla bir af söz konusu değildir demişti. Erdoğan'a dün İngiltere yolunda Bahçeli'nin af önerisi soruldu. Cumhurbaşkanı, Bahçeli'nin bu talebi veya teklifi kendisine ait taleptir ama bizim şu anda hükümetimizde böyle bir düşüncemiz kesinlikle yok dedi. Erdoğan, başbakanlığı döneminde de devletin katili affetme yetkisini kabul edemem demişti deniliyor. Bahçeli af ısrarında sürdürdü diyor Vatan Gazetesi. Kanayan yaraya dönüşmüş mühim bir meseleyi gündeme taşıdık. Kararlıyız, sözümüzün ardındayız. Devamlı dillendireceğiz, affın çıkacağını ümit ediyorum diyor Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı.
Aile boyu DAEŞ terörü Endonezya'da gösterdi. Terör bu sefer yüzünü değerli izleyenler. Endonezya'da 6 kişilik aile 3 kiliseye intihar saldırısı düzenledi. 13 kişi öldü. Katliamı DAEŞ üstlendi. Suriye'den Endonezya'ya giden DAEŞ'li aile ilk saldırıda Santa Maria Kilisesi'ne hedef aldı. 16 ve 18 yaşlarındaki iki kardeş motosikletle kiliseye girip kendilerini patlattı. Daha sonra babaları bir otomobille Pentekostal Kilisesi'ne saldırdı. Anneleri ise 9-12 yaşlarındaki iki kızıyla Hristiyan Kilisesi'nin girişinde durdurulduğunda bombayı patlattı. 6'sı bombacı aileden 13 kişi öldü, 41 kişi yaralandı. Ailenin DAEŞ bağlantılı Jad terör örgütüyle temaslı olduğu belirlendi. Paris'te iki kişiyi boğazını keserek öldüren saldırgan Çeçen asıllı Fransız vatandaşı Hamza Azimov çıktı değerli izleyenler. Geçenlerde Paris'te bir saldırı olmuştu hatırlayacaksınız. Saldırganın radikallerin izlendiği Seyfiş'in de kaydı var diyor Vatan Gazetesi. Yeni Birlik Gazetesi'ne geçelim. Yeniden yapılanma tezgahı bugün Yeni Birlik'in manşeti. FETÖ'den firarilerine sahte kimlik. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü FETÖ soruşturması kapsamında emniyetteki uzman polis ekiplerince inceleme süren buluntu flaş bellek FETÖ'nün TSK'daki kripto yapılanmasını ortaya çıkaracak. Flaş bellekteki onlarca gizli dosyayı açan ve şifreli mesajları çözümleyen ekipler sadece dosyalardaki isimlerle yetinmiyor. Havacı askerlerin bağlantıları, HTS kayıtları, birbirleriyle irtibatları, darbe girişimi öncesi ve sonrasında nerede olduklarının tespitiyle ankesörden ardışık aranmalarını delillendiriyor deniliyor haberde. Bu arada FETÖ'nün kilit isminin yakalandığına dair haberde. Yine bu haberin içerisinde yer bulmuş. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 24 Haziran'dan sonra faizler çok daha farklı olacak açıklaması bugün Yeni Birlik'te sürmanşette. İngiltere ziyareti öncesinde İstanbul Atatürk Havalimanı'nda bir basın toplantısı düzenleyen Erdoğan, faizler hakkında benim kanaatlerimi biliyorsunuz 24 Haziran'dan sonra bunun şekli de oranı da çok daha farklı gerçekleşecek dedi deniliyor. Emekliye bayram ikramiyesi Haziran'da Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sarıeroğlu bayram ikramiyesinin emeklilerin en temel beklentisi olduğuna dikkat çekerek Allah nasip etti inşallah Haziran ayının ilk haftasında ödemelerimizi gerçekleştireceğiz. Bunlarla ilgili tam tarihleri de açıklayacağız dedi. Yeni Şafak gazetesine bakalım. İnsanlık dışı oyun bugün Yeni Şafak gazetesinin manşeti. Neymiş bu oyun hemen aktaralım. Türkiye'nin insani yardım hassasiyeti bazı ülkeler tarafından kendisine karşı bir stratejik silaha dönüştürülmek isteniyor. İran üzerinden Türkiye'ye gelen Afgan mülteci meselesinin arkasından Amerika Birleşik Devletleri ve Birleşik Arap Emirlikleri gibi körfez ülkeleri çıktı. Ankara'dan Kabil'e atanan Amerikan Büyükelçisi John Bass, Birleşik Arap Emirlikleri ve bazı körfez ülkeleri ajanlarıyla El-Kaide ve Taliban militanları bu insanlık dışı trafiği yönetiyor. Amaç Türkiye-İran arasında gerilim oluşturmak deniliyor haberde. Dünya Kudüs için ayakta. Yarım asırdır işgal altındaki Kudüs bugün tarihinin en zor günlerinden birini yaşayacak. Filistinlilerin Nekbe olarak andıkları günde Kudüs'e taşınacak. Amerikan Büyükelçiliği'nin açılışıyla şehirdeki işgal yeni bir boyut kazanacak. Girişim başta Kudüs ve Filistin'in diğer şehirlerinde olmak üzere dünya genelinde 46 ülkede protesto edilecek deniliyor haberde. Star gazetesiyle devam edelim değerli izleyenler. Kudüs Filistin'indir. Amerika Birleşik Devletleri ne olarak tanırsa tanısın Kudüs Filistin'indir. Türkiye'nin haykırışı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın haykırışı, Amerika Birleşik Devletleri'nin kanunsuz yere tüm dünyanın gözü önünde dünyayı hiçe sayarak almış olduğu karara yine en sert tepki İslam dünyasında Türkiye'den geliyor. İşte az önce aktardığım sözcüklerle Cumhurbaşkanı Erdoğan Amerika Birleşik Devletleri'nin elçiliğini Kudüs'e taşımasına ilişkin tarih ve insanlık Filistinlilere yapılanı affetmeyecek dedi. Amerikan elçiliğini, Amerika Birleşik Devletleri elçiliğini Kudüs'e taşıyarak uluslararası hukuku ve sosyal gerçekleri hiçe sayan tutumu tercih etmiştir. Birleşmiş Milletler kararları ihlal edilmiştir. Kudüs hele hele Doğu Kudüs Filistin'in başkentidir. Bunu İslam dünyası olarak biz böyle biliyoruz. 24 Haziran ülkemizin önünde yeni bir dönemin açılacağı çok kritik seçimdir. Bu seçimin sonucuna göre ülkemiz 16 yıldır aralıksız sürdür demokrasi ve kalkınma hamlesini devam ettirecek ya da elde ettiği pek çok kazanımı heba olup
gidecek diyor Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan. Bu arada Amerika Birleşik Devletleri'nin tahrikkar girişimin yaptığı sırada Aksa'da alçak tahrik de devam ediyor değerli izleyenler. İşte bu haberde yine Star gazetesinde yer bulmuş. İşgal altındaki Kudüs'te fanatik Yahudiler Mescid-i Aksa'da kirli bir oyuna imza attı. Donald Trump'ın Amerika Birleşik Devletleri'nin İsrail Büyükelçiliğini Kudüs'e resmen taşıma provokasyonundan bir gün önce binlerce fanatik Yahudi yerleşimci polis korumasında Mescid-i Aksa'yı bastı. Fanatik grup Kubbetüs Sahra'ya karşı İsrail bayrağı açarken işgal güçleri de Müslümanlara saldırdı deniliyor haberde. Gerçekten içimizi yakan gelişmeler bunlar. Terör yıktı, devlet yaptı, değişen Güneydoğu bugün Star gazetesinin manşeti. Güneydoğu'nun kaderi dev yatırımlarla değişti. Terörden temizlenen şehirler inşa edilen konutlarla güzelleşti. Hayat normale döndü. Güvenlik endişesi taşımayan vatandaşlar geleceğe artık umutla bakıyor deniliyor haberde. Milliyet gazetesine bakalım. Gel vatandaş, çeyrek 40 lira. Bugün Milliyet gazetesinin manşeti. Rekor fiyatları fırsat bilen sahtekarlar darphane mührünü taklit edip 40 liraya çeyrek, 50 liraya yarım ve 60 liraya Cumhuriyet altını satıyor. Altın fiyatı rekor üzerine rekor kırmaya devam ederken beraberinde sahtekarlar da türedi. Sosyal medyayı kullanan altın fırsatçıları buralarda açtıkları hesaplarla sahte çeyrek, yarım ve Cumhuriyet altını satıyor. Üstelik bu altınlara sadece darphane tarafından basılabilecek mührün de kopyasını ekliyor. Böylece değersiz metaller birebir altın oluyor. Alıcısı oldukça çok olan altınlar 40, 50 ve 60 liradan satılıyor. Sosyal medyadan çeyrek altın satan bir hesap yöneticisi Milliyet'e biz kolye ucu, bileklik ucu gibi nedenlerle üretiyoruz. İnsanlar bizi yanlış anlıyor dedi. Ancak başta düğünler olmak üzere sahte altının hediyelik olarak kullanıldığı biliniyor. Aman dikkatli olalım. Gerçekten çok önemli bir konu. Kimse kimseye değerinin altında bir mal vermez ve bu konuda aklımızı kullanmanın faydası olacağını düşünüyorum. Tarih asla affetmeyecek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Amerika Birleşik Devletleri'nin Büyükelçiliğini Kudüs'e taşımasına tepkisi bu şekilde Milliyet Gazetesi'nde de yer buluyor. İslam İşbirliği Teşkilatı Zirve Dönem Başkanı sıfatıyla yazılı açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Amerika Birleşik Devletleri Büyükelçiliği'nin Kudüs'e taşınmasına tepki gösterdi. Amerika Birleşik Devletleri bu adımla Birleşmiş Milletler kararları, hatta kendi müktesebatını ihlal etmiş, ihtilafın çözümünde arabulucu rolünü kaybetmiştir. Tarih ve insanlık vicdanı Filistinli kardeşlerimize yapılan haksızlıkları asla affetmeyecek diyor Cumhurbaşkanı Erdoğan. Savunma sanayimiz gerçekten son dönemlerde bayağı mesafe kat etti değerli izleyenler. 20-30 senedir belki İHA yapımı noktasında çalışmalar yürütüyorduk. Ancak tüm engellemeler ve tüm zorlamalara rağmen ancak bu dönemde gerçekleştirebildik ve Allah'a şükürler olsun da şükürler olsun ki bu katlanarak devam ediyor savunma sanayindeki atılımlarımız. İşte onlardan biri jet gibi İHA geliyor deniliyor haberde. Savunma Sanayi Müsteşarı İsmail Demir, bulutların altını görebilen ve jet motoruyla uçabilen İHA'ların yolda olduğunu söyledi deniliyor haberde. Son gazetemiz Akşam Gazetesi, İmar Barışı'ndı. Dar gelirliğe özel formül bugün Akşam Gazetesi'nin manşeti değerli izleyenler. Çevre Bakanı Özhaseki İmar Barışı ile ilgili detayları akşama anlattı. Özhaseki yapı kayıt belgesinde dar gelirliler için farklı formüller üzerinde çalıştıklarını belirtti deniliyor haberde. Atina'dan haine 90 koruma polisi iki ülke arasında gelecek gelişmelerden bir tanesi biliyorsunuz FETÖ'cü hainleri vermemekte ısrar ediyor Yunanistan ve vermemeyi bırakın bakın koruma bile tahsis ediyor. Yunanistan iltica hakkı tanıdığı FETÖ'cü hain binbaşı Ahmet Güzel'i gizlice tahliye etti, yanına da 90 koruma polisi verdi. İşte bu kadar önemli bu adamlar Batı güçleri tarafından, Yunanistan tarafından ve nasıl korunduklarını bu şekilde görüyorsunuz. Evet, gazete başlıklarından aktaracağımız haberler bu kadar. Gelişmelerle gündem devam ediyor.
Ve şimdi de son 24 saatte yurtta ve dünyada yaşanan diğer gelişmelerden derlediğimiz kısa kısa haber turumuz ekranlarınıza geliyor. Yüksek Seçim Kurulu'nun Cumhurbaşkanı seçimi kesin aday listesi resmi gazetede yayımlandı. Buna göre 24 Haziran seçimlerinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'da Muharrem İnce, Meral Akşener, Temel Karamollaoğlu, Doğu Perinçek ve Selahattin Demirtaş Cumhurbaşkanlığı için yarışacak. Bu arada meclis bu hafta 24 Haziran seçimi nedeniyle tatile girecek. Suriye'nin İdlib kentinde bombalı saldırı düzenlendi. Bomba yüklü bir aracın hastane önünde patlatılması sonucu 12 kişi hayatını kaybetti. En az 25 kişi de yaralandı. Bu arada Esed rejiminin ablukasındaki Kuzey Humus'tan zorunlu olarak tahliye edilenlerin sayısı 10 bini aştı. İsrail askerleri Gazze'de Filistinlilerin barışçıl gösterilerine ateş açtı. Saldırıda yaralanan Cemal Abdurrahman Affani isimli Filistinli çocuk şehit oldu. Öte yandan İsrail savaş uçaklarıyla Gazze'ye hava saldırısı düzenledi. Saldırıda neyse ki can kaybı yaşanmadı. Irak'ta seçimlerin galibi belli oldu. Genel seçimlerde resmi olmayan sonuçlara göre Başbakan Haydar El-Ibadi liderliğindeki Nasır koalisyonu birinci oldu. Evet, basında Diyanet bölümüyle devam edelim. Star gazetesi az önce ekranlarınıza getirdiğimiz haberi bugün okurlarıyla paylaşıyor değerli izleyenler. Cami gençlik buluşması biliyorsunuz İstanbul Fatih Camii'nde sonlandı. İşte bu haber Star'da. Yüreklerimiz secdedeki gibi kardeşliğimizi haykırmalı. Diyanet İşleri Başkanı Profesör Doktor Ali Erbaş'ın sözü bugün bu habere başlık yapılmış. Erbaş birlik ve beraberliğin önemine vurgu yaparak tıpkı birlikte rüküye ve secdeye gittiğimiz gibi yüreklerimiz kardeşliğimizi haykırmalı dedi deniliyor. Ramazan yaklaşıyor. Ramazan'ın olmazsa olmazlarıdır aslında mahyalar değerli izleyenler ama maalesef bu konuda ustalaşmış kişilerin sayısı da bir hayli az. İşte onlardan biri son mahyacı başlığıyla bugün Milliyet'te yer buluyor. Kahraman Yıldız ekibiyle şehir şehir dolaşarak minarelerin süsünü Ramazan ayına hazırladı. Ekip Selimiye Camii'nin minarelerine de mahyaları astı. Vakıflar Genel Müdürlüğü bünyesinde çalışan ve son mahyacı olarak anılan Kahraman Yıldız ekibiyle şehir şehir dolaşarak camileri mahyalarla donatıyor. Camilerin minareleri arasına asılan ışıklı yazı olan mahyanın hazırlıklarına 3 ayların girişinde başlayan ekip Ramazan öncesi Türkiye'nin farklı şehirlerinde minarelerin süsü mahyaları astı deniliyor. Son haberimiz Türkiye Gazetesi'nden Kuzeykent'in yıldızı başkenti süsleyecek külliyede sona gelindi deniliyor haberde. Başkentteki Kuzeykent'te 125 bin metrekarelik alanda inşa edilen ve cami ve külliyenin Ramazan bayramında açılması planlanıyor. Esenboğa Havalimanı yolu üzerindeki Kuzeykent'te inşa edilen cami ve külliye yaklaşık 110 bin metrekare kapalı alana sahip olacak. Türk İslam mimarisinden esinlenerek tasarlanan cami ve külliye tamamlandığında vatandaşların aynı zamanda ibadet edebileceği yaşam ve kültür alanı hizmete girecek deniliyor haberde. Evet, bugün için sizlere aktaracağımız haberler bu kadar. Her zaman olduğu gibi bugünün gündemini sizlere duyurarak veda edelim değerli izleyenler. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İngiltere temasları sürüyor. Erdoğan bugün düşünce kuruluşu Chatham House'da katılımcılara hitap edecek. Öğle yemeğinde yatırımcılarla bir araya gelecek ve Galler Prensi Charles'la bir görüşme gerçekleştirecek bugün. 24 Haziran Cumhurbaşkanlığı ve genel seçimlere doğru takvim işliyor. Bugün Yüksek Seçim Kurulu'nda Cumhurbaşkanı adaylarının birleşik oy pusulasındaki yerlerinin belirlenmesi için kura çekimi yapılacak. FETÖ davaları sürüyor. Davalar bugün Ankara, İstanbul, Adana, Kocaeli, Gaziantep ve Düzce'de görülecek. Ve böylelikle bugün de bize ayrılan sürenin sonuna geliyoruz. Hayırlı haberleri alacağınız bereketli bir gününüz olsun inşallah. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın efendim.